Çevrilen her kum saati mühim bir vakayı işaret eder. Her kum tanesi bizim akıp giden sabrımızdır. Konuşun. Sabrımız kalmayınca konuşacak bir şey de kalmayacaktır. Hünkâr Hazretleri, İngiliz hükümeti Osmanlı'ya tavsiye edilen hukuk yenilikleri dinlenmediği için bu neticeye varıldığı fikrinde. Akdeniz'deki gemileriniz bu fikirlerin neticesi midir? Devletler arası kara sularında İngiliz gemilerin olmasının sakıncası nedir? Sakıncasını payitahta dümen kırıp Çanakkale'ye geldiklerinde görecekler. Çanakkale'deki tabyalarımız sizin gemileriniz içindir. Fransa hükümeti bu meselenin sulh yoluyla çözülebileceğine inanıyor. Baskını yapan Ermenilerin... Ermeni çetecilerin. Evet. Ermeni çetecilerin talepleri var. Sir Vincent. Hünkârım. Bendeniz Osmanlı Bankası Müdürü Sir Vincent. Beni taleplerini iletmek üzere serbest bıraktılar. Siz de hemen sefaretlere koştunuz. Tabii meselenin çözüleceği yer oralar değildi aslında. Biz... talepleri yumuşatmak adına sefirlerle bir araya gelmiştik. Söyleyiniz, ne istiyorlar? Arz ederim hünkârım. Ermenilerin yaşadığı vilayetlere bir yüksek komiser atanacak. Ermenilerin yaşadığı bölgenin dahili idaresi Ermenilerde olacak ve vergi verilmeyecek. Vergi borcu olanlar affedilecek. Ermeniler kendi jandarma ve zaptiye teşkilatlarını kuracaklar. Kendi mahkemelerinde hakim karşısına çıkacaklar. Ermeniler patriklerini padişaha onaylatmadan seçecekler. Patrikhanenin merkezi payitaht olarak kalacak. Kafi! Kafi! Bunların tek bir tanesi kabul edilmeyecektir. Hünkârım, bu baskını bitirmenin yolu... Siz bizden ne istendiğinin farkında mısınız? Ermenilerin yaşadığı yerde Türkler de var, Kürtler de var. Ya onların hakkı, hukuku? Bizim tek şartımız var. Ermeni çeteciler derhal teslim olacak. Hünkâr Hazretleri, bu mesele artık banka hudutlarını aşmıştır. Sokakta öldürülen Ermenilerden bazıları Fransız vatandaşıdır. Müslüman ahali Ermenileri katletti. Buna sessiz kalamayız. Bu emirleri sizin verdiğinizi düşünüyoruz. Benimle gelin. Silahlar Ermenilerin üstünde yakalandı. Hepsi İngiliz silahı. Ermenileri katlettiğini söylediğiniz Müslüman teban bu silahlardan çıkan kurşunlarla öldürüldü. Bunlar da benim memleketimin ormanlarından kesilmiş odunlar. Ermenilerin elinde İngiliz silahları. Müslümanların elinde ise bu odunlar. Şimdi siz söylersiniz ya, Ermenilerin katledilişinde sizin emriniz vardı diye. Ben emretsem Müslümanlar bu odunlarla gitmezdi. Ben emretsem size şikayete gelecek Ermeni kalmazdı. Lakin ben böyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ermeni milleti Osmanlı'ya sadıktır. Ama şimdi vaziyet farklı. Niçin? Niçin? Lisanlarına mı dokunulmuştur? Kendi okulları var. Sizler işgal ettiğiniz topraklarda yerlilerin lisanını yasaklarsınız. Bunu biliyoruz. Afrika'da İngilizce konuşulur. Cezayir'de Fransızcayı yayarsınız. İşgal ettiğiniz topraklarda insanların ibadethanelerini yıkar, onun yerine kilise yaparsınız. Lakin dedem Fatih İstanbul'u fethettiğinde
Sadece bir tek kiliseyi camiye çevirdi. Onun dışındakilere yaşama hakkı verdi. Ermenilerin hangi kilisesine dokundu? Patriklik müessesesini Osmanlı inşa etmedi mi? Samimi Ermeniler huzur içinde yaşarken siz benden ne istersiniz? Osmanlı'nın huzurundan başka bir şey istemeyiz. O zaman elinizi çekeceksiniz. Devletimden, milletimden, Ermeni ve Rum tebaasından elinizi çekeceksiniz. Osmanlı yıkılırsa dünya cehenneme döner. Birbirinizi yersiniz. Birlik olduk, huzur bulduk derken sarsılırsınız. Yıkılırsınız. Sir Vincent. Taleplerinin hiçbirisinin kabul edilmediğini bankadaki eşkıyalara iletin. Derhal teslim olsunlar. Nasıl emir buyurursanız. En azından huzursuz olan Ermeni halkını yatıştırmak için Patrik Efendi'yi askerlerinizle birlikte Ermeni halkına gönderin hünkârım. Birazcık sükunet onlara iyi gelecektir.